İnşaat fuarının faydalarından birazcık bahsedebilir misiniz başkanım? Açılış konuşmasında da belirttiğim gibi inşaat sektörü ülkenin lokomotif sektörlerinden biri. Ülke ekonomisinin dolaylı ve direkt olarak yaklaşık %15'ini çeviriyor. O bakımdan da inşaata yönelik bu tür ihtisas fuarları öteden beri dünyada, Avrupa'da ve ülkemizde yoğun ilgi görüyor. Bunun Samsun'da yapılıyor olması da Samsun'un kent ekonomisine ve bu sektör içerisinde yer alan tüm aktörler için faydalı ve yararlı bir organizasyon. Daha önce 3 defa başarıyla TÜYAP bunu gerçekleştirdi. Biz de yine ilk üçünde olduğu gibi bu 4. organizasyona da İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak destek veriyoruz. Orada bir standımız bulunacak ve fuarın açılış günü olan 1. gününde saat 15.30 ile 17.30 arasında son derece önemli bir konu olan ve son derece aslında can sıkıcı da bir konu olan yapı iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığına yönelik bir farkındalık toplantısı ve sunumu gerçekleştireceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla ortaklaşa yaptığımız bir etkinlik. Buraya da ve de yine fuarın ziyareti amacıyla Amasya, Tokat ve Yozgat'tan da bize bağlı olan illerdeki inşaat mühendisi meslektaşlarımız da buraya katılım gösterecekler. Ve ben gerek Samsun'da gerek bölgede yaşayan tüm inşaat mühendisi meslektaşlarımı, yapı sektörü içerisinde yer alan tüm unsurları fuara katılmaya ve bu fuarın faydalarından yararlanmaya davet ediyorum diyelim. Etkinliklerden biraz daha bahsedebilir miyiz? Farkındalık çalışması dediniz çünkü. Evet, bu iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olan özel etkinliğimizin dışında bizim orada fuar süresi boyunca İnşaat Mühendisleri Odası standını girişte göreceksiniz. Bu da genel olarak kullanıcılara ve nihai tüketicilere yönelik diyelim. Konut ve iş yeri alırken nelere dikkat etmek lazım? Deprem başta olmak üzere bir takım şeylerin farkındalığını yaratmak adına bu standımızda da çeşitli broşür, bilgi ve dokümanlar bulunacak. Ziyaretçilerin İnşaat Mühendisleri Odası standına uğrayarak yaşadıkları bölge, yapı, satın alacakları iş yeri, konut ve benzeri için yüzeysel de olsa bilgi edinme ve daha sonraki detaylara ulaşma yolunda bir yol haritası bulabilirler diye düşünüyorum. Peki ziyaretçiler açısından faydaları nelerdir? Tabii ziyaretçiler açısından şöyle, bu fuarlar proje bazından başlamak üzere üretim ve tedarikçilerin stand açtıkları ve mal, ürün ve projelerini tanıttıkları organizasyonlar. Bu organizasyonlarda tabii ki sektördeki son güncel gelişmeler paylaşılıyor. Bir yıl önceki fuarlarda görmediğimiz bazı ürün ve sunumları bir yıl sonra görebiliyoruz. Bu bakımdan sektördeki gelişme ve yenilikleri, teknolojiyi takip etme açısından çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum.